Askeri hastaneler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası kapatılarak Sağlık Bakanlığı'na devredildi. İçeride FETÖ ve PKK ile mücadele eden Türk ordusu, sınır ötesinde ise Amerika'nın kalkan olduğu PYD, YPG ve IŞİD'e karşı tetikte. Kuzeyde, Karadeniz'de, Güneyde, Akdeniz'de, Ege'de adalarımız kuşatılmış durumda. İç de PKK ile mücadele, FETÖ ile mücadele devam ediyor. Bu durumda askeri hekim ve askeri e, sağlık personeli olmadan yapılamayacağını biz bir buçuk senedir eylemlerle söylüyoruz. Böyle bir ortamda vatan savaşı veren Türk Silahlı Kuvvetleri uzman tabip ve sağlık sınıfı personel yetiştiremedi. Yetişmiş personel ise atıl kaldı. Uyarılara uzun süre duyarsız kalındı. Ancak sonunda hata kabul edildi. Teklifimizdeki 71 maddeden oluşmakta yürürlük yürütme maddeleri dahil e, toplumumuzun ihtiyaçları çerçevesinde bunlar değerlendirilmiştir. Meclise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu durumlarda askeri personelin etkin görev alabilmesi için Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmelerini içeren kanun teklifi sunuldu. AKP tarafından hazırlanan teklifte mevcut durumda askeri hastane bulunmadığı barış halinde cerrahi branşlarda uzman tabip ve teknisen afsubay yetiştirilemediğine dikkat çekildi. Aynı durum hali hazırda cerrahi branşlardaki uzman tabipleri ve sağlık teknisyeni asubaylar için de geçerlidir. Tıbbi melekelerini kullanamadığından el becerisini kaybeden personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu durumlarda etkin faaliyet gösterememesine neden olabilecektir. Kanun teklifinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan uzman tabip ve sağlık personelinin göreve her an hazır halde bulunmalarının önemine vurgu yapıldı. Teklifte atıl kalan askeri personelin tıbbi becerilerini korumak, alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerde görevlendirilmesine imkan tanınması amaçlanıyor. Peki atıl kalan askeri personelin Sağlık Bakanlığı çatısı altında görevlendirilmesi çözüm mü? Atıyorum çapaya alındı. işte çapada e, askeri cerrah yetiştirelim. E, efendim e, Ankara Üniversitesi'nde askeri cerrah yetiştirelim gibi bir şey de mümkün olmayacaktır. Bunu da biz önceden söyleyelim. Yine e, herkesi Gata'da e, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde ve askeri hastanelerde toplama zorunluluğu olduğunu da anlayacaklar. Bu noktada uzmanlarından Önemli bir uyarı geldi. Emekli tabip albay doçent doktor Ece Boylu, askeri sağlık personelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tıp akademilerinde yetiştirilmesinin yakıcı bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Orada alacak kimi yetiştirecek yani orada askeri öğrenci mi var yoksa sivil hekimi mi alıp e, askeri cerrah gibi veya askeri doktor gibi yetiştirecek bir şey belli değil. Şu anda kaos içinde görünüyor ama... E, aslında gerekli olan itiraf etmeliler ki gülhanenin ve askeri hastanelerin yeniden açılması. Çünkü orada sadece doktoru da yetiştirilmiyor. Askeri teknik eleman, sağlık subayları ve askeri hemşireler de orada yetiştiriliyor ve bunlar da son derece ordumuz için gerekli personeller.